Merhaba arkadaşlar Ayşe hoca edebiyat öğretiyor. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tanzimat edebiyatı ikinci dönem sanatçılarını işleyeceğiz. Hadi yaklaşın ekran başına. Alın çayınızı, kahvenizi, sizleri bekliyor olacağım. Recaizade Mahmut Ekrem bugün ilk e, sanatçımız. Ve Recaizade Mahmut Ekrem İkralis roman Araba Sevdası'nı yazdı. Edebiyat kuramcısıdır. Kulak için Kahve'yi sundu. Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir. Servet İfo'nun edebiyatını da başlattı. Oğlunun ölümü onu etkiledi. Şiirleri karamsar, duygusaldır. Roman, hikaye, tiyatro eleştiri, çeviri ve bunun gibi düz yazı türünde eserler verdi. Şiirlerinde romantizm, roman ve hikayelerinde realizm, tiyatrolarında klasizm akımı etkili oldu. Eserleri şiir, pejmürde, nami seher, Yadigarı Şebap, Zemzime 1, 2, 3. Hikaye Şemsa, Muhsin Bey. Muhsin Bey ve Oğulları. Ders kitabı Talimi Edebiyat. Tiyatro Afife Angelik. Atala Biyografi Kudema'dan Birkaç Şair. Çok Bilen Çok Yanılır. Mustat Yahut Ahdi Vefa. Eleştiri Takdiri Elhan. Zemzime 3 Mukaddimesi. Ve Yusuf Kamil Paşa. Fransız sanatçı Fenolan'dan Telemak adlı romanı çevirdi. Tercümanı Telemak edebiyatımızda ilk çeviri romanıdır. Tercümeyi Telemak adlı romanı vardır. Ve Muallim Naci, divan edebiyatını savundu. Kafiyenin göz için olduğunu söyledi. Recaizade Mahmut Ekrem'in Zemzemesine Demdeme adlı eleştirisiyle karşılık verdi. İlk köy şiirini yazdı. Şiirde sade dil kullandı. Eserleri Ateşpare, Şerare, Firuzan, Yadigarı Naci, Sünbile, Eleştiri, Demdeme, Tiyatro Heder, Hatıra Ömer'in Çocukluğu, Edebiyat Bilgileri İssatı, Edebiye, Sözlük, Lugatı, Naci'dir. Nabizade Nazım, edebiyata şiirle başlar. Serveti Fiyonun dergisinde Şiirlerini Heves Ettim adı altında toplar. Yazdığı roman ve hikayelerle edebiyatımızda yer edinir. Realizm ve naturalizm akımı etkisinde yazdı. Zehra adlı eseri edebiyatımızda ilk psikolojik romandır. İlk köy romanı Karabibik. Eserleri roman Zehra Karabibik, Yadigarlarım, Hikayede Zavallı Kız, Haspa, sevda bir hatıra, şiirde heves ettim adlı eserleri yer alıyor. Ve Abdullah Kamil Tarhan, şair-i azam, büyük şair olarak bilinir. Edebiyatımızda güçlü bir isim, zıtlıklar şairidir aynı zamanda. Metafizik, yokluk, hiçlik, ölüm ve bunun gibi konuları işledi. Eşi Fatma Hanım'ın ölümünün ardından, Makber Mersi'ye yazdı. Ölü, Hacri ve bunun gibi eserleri vardır. Ölüm konusunu işledi. Türk Edebiyatı ilk kafiyesiz şiiri Valide mi yazdı? İlk pastora şiir Sahra'yı yazdı. Aruzu kullandı. Aruza yazılan ilk manzum piyes Eşber'i yazdı. Ağır ve kusurlu bir dili var. Tiyatro eserlerini sahnelenmek için değil, okunmak için kaleme almıştır. Nesteren heceyle yazılan ilk tiyatro eseridir. Sahra ilk pastora şiirdir. Eserleri şiirde, makber, sahra, garam, hacle, ölü. Divaneliklerim yahut belde, validem. Bunlar odur, baladan bir ses. Tiyatro, sardanapal. Tiyatrolarında kahraman tahlilleri önemlidir. Birçok eserinde yakın çevreden kahraman seçtiğini görüyoruz. Eşber, tezer, tayfalar geçidi. Bunlar oruzda yazıldı. Hece üç sülü yazdıkları, nesteren, cununu aşk ve liberte. Mensur olanlar sabr sebat, maceraya aşk, işte kız, manzum mensur, karışık olanlarda ise tuhteli hindu, Finten, tarık, Yadigar harp, sami paşazade, sezai. Batılı anlamda ilk öykü kitabı Küçük Şeyler adlı eseri yazdı. Sanat, sanat içindir görüşünü benimsedi. Şiirlerinde romantizm, roman ve hikayelerinde realizm akımı yer alıyor. Eserleri teknik açıdan güçlüdür. Küçük Şeyler adlı eserini Fransız yazar Alphonse Daudet'ten etkilenerek yazdı. Eserlerinde küçük önemsiz gibi görünen olaylar oldukça konuşma diline yakın ve konuşma diliyle anlatır. Yer yer sanatlı söyleyişe de yer vermiştir. Gözlem tekniğini kullanmıştır diyoruz. Ve sevgili öğrenciler bugünkü dersimin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve sizlere bol soru çözümlerinizle bu videolarınızı desteklemenizi öneriyorum. Ve diğer videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.